PLC'mizi önce bilgisayara bir tanıtalım. Ne yapıyorduk? Communication'a tıklıyorduk. Double click dediği yere iki kere tıkladık. Şu anda adresleri tarıyor, bulamadı. Cancel. Ne yapıyorduk böyle durumda? Portu değiştirmemiz lazımdı. Tekrar gelelim. Setpg-pc-interface'e geldik. Properties. Local connection'dan Com1'i kaça çektim ben? Com 2'ye çektim. OK dedim. OK dedim. Bir daha double click yaptım. Evet, şu anda adresi buldu. Demek ki kaça takılıymış? Com 2'ye takılıymış benim PLC'm. Bundan sonra daha aratmaya gerek yok ama taraması bitsin. Çünkü tek PLC'm var. Tamam dedim. Şu anda ne yaptım? PLC'mi bilgisayarıma tanıttım. Burada işlem yaptığım sürece bu ayarlar bunun için geçerli olacak. Şimdi birkaç konu hakkında duracağız. Bunlardan bir tanesi normal. Biz bir set reset devresi yapalım. Ne diyoruz? Input 0.0 sayı tuşları yazmadım. Input 0.0'ı tamam, yok yok. Sayı tuşları basmayınca noktalara da kaldı. Gidelim setletelim. Buradan S'yi seçtik. Q 0.0. Sadece bunu setlesin, bir bit. Resetletme yapalım. 0.1 ile. Niye resetlesin? Yine Q 0.0'ı resetletsin. Şuradan alalım ismi. Q 0.0'ı yine bir bit resetletsin. Şimdi bu normal bildiğimiz set reset devresi. Bunu PLC'ye yolluyoruz. Data blog ve sistem bloğu şu an için yollamama gerek yok. Program bloğu yollarsam daha hızlı olur. Gitti PLC'yi çalıştırıyorum. Yes diyorum. Buradan da online alalım izlemeye. İstersen sen kamerayı PLC'ye dön. Şimdi bakın set yaptık. Setimiz oldu. Reset yaptık. Resetimiz oldu. Tamam mı? Buradan set ve resetlere bakın, tekrar set yaptım. PLC üstünden ne yaptım? Set resetle çıkışı çalıştırdım. Yani yazılımı normal çalıştırdım aslında ben. Sizin en çok sorduğunuz soru şuydu. Bir daha tekrar ekrana gelirsen. Hocam dediniz, akış diyagramında şu anda Q0.0 aktif gözükmüyor. Öyle değil mi? Aktif gözükmüyor. Ama benim şu anda PLC üzerinde Q0.0 aktif. Bu niye aktif gözükmüyor? Şu anda bu enerji akışını gösteriyor bana. Input 0.0'a bastım. Q0.0 aktif oldu. Bakın tekrar yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Elimi çektim. Aktifliği gitti. Şimdi bu bana enerji akışını gösteriyor. Yani input 0.0'a bastım. Enerji gitti. Q0.0'ı çalıştırdı. Set olarak çalıştırdı. Elimi çektiğim zaman enerji akışı kesildi. Ama ben size hep şöyle anlatıyorum. Diyorum ki benim PLC'm aslında hafıza alanları mantığına göre çalışıyor diyorum. Hafıza alanları mantığına göre çalışıyor. Bunu şöyle gösterelim size. Status karta geldim. Bakın şuradan status kartı seçtim. Buraya adresi yazacağım. Nelerim var benim? Q 0.0'ım mı var? Adres olarak yazdım. Başka neyim var? Input 0.0'ım var. Input 0.1'im var. Tamam mı? Şu anda normal program bloğa geldiğimde Q0.0'ı ben aktif olarak göremiyorum. Öyle değil mi? Ama şu anda PLC'min üzerine baktığımız zaman Q0.0 çalışıyor. Status karta geldiğim zaman Q0.0 nedir? Benim için çıkıştır. Input 0.0 ve input 0.1 benim için giriştir. Ama nasıl çıkış ve girişler bunlar? Bunlar benim için dijital giriş ve çıkışlar. Dijital giriş ve çıkışlar alabilecekleri iki değer var. Aktiflerse 1, aktif değillerse 0. Yani nedir bu? Aslında birer bittir. Öyle değil mi? Aktifse bu bit 1'dir. Aktif değilse bu bit 0'dır. Yani hafıza alanı bunların ya 0 olabilir ya 1 olabilir. Şimdi şurada gözlüğe benzer bir işaret var ya, status kart işareti. Buna tıkladığım zaman aynı az önce online olduğu gibi benim benim hafıza alanındaki, neredeki hafıza alanındaki? PLC içerisindeki hafıza alanındaki değerleri gösteriyor. Bakın şu anda input 0.0'ın değeri ne? 0. Görebiliyor musunuz televizyondan sizde? He? Evet. Şu anda 0. Tamam. Bir zamanlar Windows'ta şey vardı. Büyüteç. Aha. Şimdi bak. Input 0.0'ın şimdi daha net görüyor musunuz? Evet. Yukarıdan bakın. Input 0.0'ın değeri 0. Input 0.1'in değeri 0. Q 0.0'ın değeri kaç? 1. Tamam mı? Şimdi efendim? 2 kare mi var orada? Onlar başka. Onlar şimdi sen programın o parçayı görüyorsun ya. Farklı bir şeyler gibi gelebilir. Program bloğa geliyorum. Q0.0 aktif mi şu anda? Değil. Aktif değil. Bu ne demiştim ben size? Enerji akışını gösteriyor. Bakın input 0.0'a bastım. Q0.0 çıkış verdi. Elimi çektim. Enerji akışı kesildi. Tamam. Burada aktif olarak göremiyorum Q0.0'ı. Ama status karta geliyorum. Hafıza alanında ne olarak gözüküyor Q0.0? 1 olarak. Burada ben direkt PLC'nin hafıza alanındaki değere bakıyorum. Neyle? Status kartla bakıyorum. Şimdi buradan hafıza alanındaki değerlere bakabildiğimiz gibi, hafıza alanındaki değerleri görebildiğimiz gibi hafıza alanındaki değerlere müdahale etmemiz de mümkün. Örneğin diyorum ki ben buradaki şu 1'i 0'a çekeyim. Tamam mı? Burada ne diyor? Current value. Yani bu hedefteki değer veya okuduğumuz değer, new value dediği benim girmek istediğim değerdir. Yeni değerimdir. Şimdi bunun yeni değerinin ne olmasını istiyorum? 1 miydi? 0'a çekmek istiyorum ben bunu. Tamam. Bunun yeni değerini 0 yaptım. Ama şu anda aktif değil. Niye aktif değil? Buradaki yeni değeri PLC'ye benim zorlamam lazım. Force yapmam lazım. Sağ tuşla geldim. Force diye bir seçenek var burada. Force seçeneğini tıkladığım zaman bak Q0.0'ın yeni değeri ne oldu? 0 oldu. Aynı anda PLC'ye bir dön kamerayla. PLC'ye baktığım zaman PLC'nin Q0.0 az önce aktif olan çıkışı durdu. Yani 0 oldu. Söndü. Ben buradan neye müdahale ettim? Ben buradan PLC'nin hafıza alanına müdahale ettim. Bunu neyle setliyorduk biz? Input 0.0 ile bakın. Burada da dikkat ederseniz Q0.0'ın yanına kilit işareti gelmiş. Şimdi bakın. Setliyor muyum? Setliyorum. Bu durumda 1 olması gerekiyor mu? Evet. Status karta geliyorum. Hala 0. PLC'nin üstünde yanmadı. Bu şu. Sana diyorum ki yazılıma, hani bunlar yazılımı nereye atıyordu? Çıkış imaj kütüğüne atıyordu, öyle değil mi? Giriş imaj kütüğünden okuyordu. Çıkış imaj kütüğüne atıyordu, öyle değil mi? Diyorum ki sen yazılımı işlet. Sen çıkış imaj kütüğüne ne atarsan ata yazılım sonucunda. Ama diyorum ki çıkış imaj kütüğündeki değerin bu olacak. Yazılım normal işletiliyor. Ama çıkış imaj kütüğüne ben müdahale ediyorum. Hafıza alanına ben buradan müdahale ediyorum. Ya hocam bunu nerede kullanırız diye aklınıza bir soru gelebilir. Hani sizlerle örnekler yapıyorduk ya, tanklar manklar. Örneğin bir kimyasal tankınız var. Tankın yüksekliği 3 metre. Veya işte bir yerde sizin sınav hatlarınız var. Sınav hatlarınızın size olan mesafesi örneğin 50 metre ötede. Ne yapman lazım? Senin sistemi program yapman lazım veya sistemdeki bir arızayı bulman lazım. Öyle değil mi? Şimdi ne yapman lazım? Rıfkı, efendim abi çık şu şeyi tankın üstüne, oradaki sinyal sınırları var ya, ona bir bas. Adam 3-4 metre tankın tepesine çıkaracaksın. Abi ya buradaki sınırların üstü kapalı. Sen aşağıdan bana 13-14 anahtar atsana, ben burada açayım da elimle bir basayım. Bakın olayı gördünüz mü? Yani senin sınırlarına bazen müdahale edemeyeceğin yerde olabilir. Veya bir arıza olmuştur. Bir yerde bir arıza olmuştur. Derim ki bunu görme. Devam et. Yani örneğin ördeki sınır hatları acil stop, MRC stopunuz var. MRC stop 0 olduğu zaman, basıldığı zaman sistemin durması lazım, öyle değil mi? Şimdi diyorsun ki ya şu MRC'yi bir devre dışı bırakayım da arıza neredeymiş bulayım. Orada ne yaparsın? Aynı şekilde hani şimdi Q'ya müdahale ettik ya biz. Q'ye müdahale ettiğimiz gibi input'a da müdahale edebilirsiniz. Müdahale edersin, onu devamlı kapalıymış gibi sayarsın veya onu devamlı açıkmış gibi sayarsın. Veya işte şu olabilir, motora bağlıdır kontaktörün senin ama sen kontaktörü çalıştırmak istemiyor olabilirsin. Çünkü işte bir bant örneğin, bir bant motorunu çevireceksin, yazılımı deneyeceksin ama denerken o bant motoru deneme sırasında 15-20 kere devreye girecek çıkacak, ya gerek yok. Bir yerlere zarar verir dersen gidersin o bant motorunu çalıştıracak Q'ya, sen 0 ol dersin. O 0 iken sen yazılımı istediğin gibi işletirsin. Yazılımda o 1 de olsa en son ne olarak gidecek o yerine? 0 olarak, senin müdahale ettiğin değer olarak gidecek. Anlaşıldı mı? Burada sizin yazılımda arıza ararken, burada sizin yazılımı test ederken kullanacağınız bir sayfa cross referans, status kart sayfası. Bu status kartta şu anda ben neye müdahale ettim? Q'ya müdahale ettim. Q'ya normalde olması gerekenin başka bir değerine çektim. Şimdi hocam bunu eski haline geri alalım. Eski haline geri alalım. Zaten dikkat edersen müdahale ettiğim yer şeyde de status kart ekranında, program blokta da ne olarak gözüktü bana? Kilitli olarak gözüktü. Eğer böyle kilitli bir şey görüyorsan bil ki o hafıza alanına müdahale edilmiştir. Cross status kartı aldım. Bunu çözelim artık. İşim bitti. Geldim. Ne yazıyor burada? Unforce ve Unforce al. Unforce al dersem aynı anda 3-4 taneyi zorladıysam bir değere, force ettiysem onların hepsini açar. Unforce dersem sadece üzerinde olduğum değeri açar. Fark etmez. Al diyelim hepsini. Dikkat ederseniz şey kalktı üzerinden. Kilitleme kalktı. Program bloğa geldim. Gittim yine setledim. Bak. Burada setleme yaptım. Geldim status karta. Bakın değerini ne olarak gördüm? Yine eskisi gibi setlenmiş olarak gördüm. Bu benim PLC içerisindeki hafıza alanlarıma müdahale edebildiğim bir yerde. Tekrarlıyorum. Yazılımı denerken veya arıza aramaya gittiğinizde bu işi çok yapacaksınız. Dediğim gibi sıra anahtarı elinizin altında olamayabilir. Sıra anahtarı başka bir yerde olabilir veya çıkış başka bir yerde olabilir. Siz bazen onu istediğiniz değerlerde bırakıp sistemin diğer çalışan kısımlarına bakmak isteyebilirsiniz. Onu kullanacaksınız. Şu anda ben neye müdahale ettim? Çıkışa, Q'ya müdahale ettim. Hocam input'a da müdahale edebilir miyiz? Resetleten input'um hangisiydi benim? 0.1 miydi? Şimdi geldim yine status karta. Şu 0.1 şuna 1 olsun. Değil mi? Evet. Ne yapacağım? Bunu force edeceğim. Force ettim. Bak, 1 olarak kilitlendi. Öyle değil mi? Bu ne demek? Program bloğa geliyorum. Gördünüz mü? 1 oldu. Ama ben şu anda elim PLC'ye değdi. Bir dön bir PLC'yi göster. Elim PLC'ye değiyor mu? Değmiyor. Elim PLC'ye değmiyor. Hatta şu anda PLC'nin LED'i dahi yanmıyor. Nereye ben müdahale ettim? Hafıza alanına direkt müdahale ettim. Anlaşıldı mı? Hafıza alanına direkt müdahale ettiğim için şu anda ben direkt PLC'nin iç yazılımında saklı olan hafıza alanına müdahale ettiğim için buradan LED'in yandığını dahi göremiyorum. İstediğim kadar ben yukarıdan setleteyim bunu artık. Bak setliyor, öyle değil mi? Bu diğer anahtar. Setleyen anahtar ama aşağıda ne var? Reset var. Geldiğimiz zaman status karta, evet, girişin çalışmadığını görüyorum. Burada bunu açmak için de Unforce yapıyorum. Şu anda açtım. Şu anda dönüp bakayım. Kalktı. Bakın ana kilitleme. Set yaptım. Geldim status karta da setledim. Tamam. Bu birincisi. İkinci göstereceğim yer ise symbol table dedikleri yer. Hani input 0.0 anlattık. Q 0.0 falan anlattık ya size. Bazen ben bile ya K1B kontaktörü neydi? Siz diyorsunuz işte hocam Q0.0 veya işte start butonu neydi diyorum. Hocam siz input 0.2 diyorsunuz, bana hatırlatıyorsunuz. Her projede bütün inputları veya bütün çıkışları illa ezberleyeceğim diye bir kural yok. PLC'nin kendi içerisinde ben bunları etiketleme yapabilirim. Nasıl bir etiketleme yapabilirim? Örneğin şu program bloğuma geldim. Şu benim için ne anahtarı olsun? Başlı anahtarım olsun. Hangisi bu? Input 0.0. Input 0.1'in benim için ne olsun? Dur anahtarım olsun. Tamam mı? Buna başla ve buna dur diyeceğim. Şu da Q 0.0'da ne olsun benim için? Kapı motorum olsun. Veya başka ne motorum olsun? Pompa motorum olsun. Geldim symbol table'a. Adres neydi? Input. Buraya yazmadı. Önce bir sembol girelim bakalım. Başlıydı. Ha pardon. Şu online'ları bir keselim. Tamam. Başla. Türkçe karakter kullanmamanızda fayda vardır. Tamam mı? Sıkıntı çıkabilir mi? Belki bu versiyonda çıkmaz ama bu projeyi daha düşük versiyonlarda çalıştırırken belki sıkıntı çıkabilir. Basla dedim. Adres ne? Input 0.0. Bakın az önce bunun altı yeşildi. Şunu sileyim. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Yeşil olması. Ya sen bunu yazdın da bir yere atamadın diyor. Bu ney? Buna ben diyorum ki sen input 0.0'sın. Bak kalktı şu anda. Diyorum ki dur. Buna ne diyoruz? Input 0.1. Başka bir de benim neyim vardı? Q 0.0'ım. Ona ne demiştim ben? Pompa dedim. Pompa dedim. Bunu da kime atadım? Q 0.0'a. Şu anda ben bir symbol table yaptım mı? Yani etiketleme tablosu. Geldim programa. Artık bakın. Şuna basla dedim. Gördünüz mü? Kabul etti. Şuna pompa dedim. Bakın kabul etti. Gördünüz mü? Ha farklı bir isim verseydim. Örneğin motor deseydim. Bak oradaki yeşilliği burada da getirdi. Diyor ki ya diyor motor yazdın ama diyor bu etiket diyor karşılanamadı bir yerle diyor. Bu neydi bunun adı? Pompaydı. Pompa yazdım. Bu da neydi? Dur muydu? Hani ben bazen problemleri çözerken size orada sadece isim yazıyordum. K1M, K2M falan diye. Orada bir şey demiştim ben size. Symbol table'ı anlattıktan sonra siz de böyle gidebilirsiniz. Bu symbol table'ı bir kere oluşturacaksınız. Tamam mı? Symbol table'ı oluşturduktan sonra artık başla diyeceksiniz, dur diyeceksiniz. Bu projeyi hazırlarken veya problemi çözerken size işte ya input 0.0 mıydı, 1 miydi şeklinde düşünmenizi şey yapar, kolaylaştırır. Zaten aşağıya da bakın özet tablosunu attı gördünüz mü? Sana hatırlatıyor ya başta dediğin input 0.0'da, pompa dediğin Q 0.0'da. Ha bunları buradan kaldırabiliriz sayfa yapısıyla oynayarak. Dursun benim için bir sıkıntı yok. Şimdi bunu PLC'ye tekrar yollayalım az önceki projeyi. Download dedim. PLC stop yapayım mı? Yap dedim. Yolladı. PLC tekrar run yapayım mı? Run. Bu benim bildiğim. Yine isterseniz online'a geçelim. Online'a geçtik. Bakın normal bildiğiniz set reset devresi. Şimdi yeni bir sayfa açayım. Kaydedeyim mi diyor. Hayır. PLC'nin içindekileri çekelim bakayım. Daha sistem program bloğu çektim. Şu anda PLC'den bana geliyor. Ha dikkat ederseniz bakın isimlendirmeler gitti. Gördünüz mü? İsimlendirmeler gitti. Niye? Program bunu derleyip PLC içine yolluyor. Ben size dedim ki PLC içerisinde bir hafıza alanıdır. Boş yere hafıza tutacak şeyleri, açıklamaları veya buna benzer şeyleri program derleyip yollamaz demiştim. Hatta şuralara açıklamalar yazıyorduk. Ne yazalım? Açıklama 1. Bak şimdi açıklama 1. Buna ne diyelim? Deneme diyelim. Şimdi bunlar bir yer tutuyor. Hani cep telefonuyla mesaj gönderken yazdığınız her karakter bir yer tutmuyor mu orada? Evet. Tamam şimdi bak bunu bir daha piyasaya çakıyorum. Download dedim. Durdurayım mı dedi. Durdur dedim. Şu anda PLC'de yeni bir sayfa açıyorum. Kaydedecek mi? Hayır. Çekeyim PLC'den geri. Bakın. Az önce yazdığım açıklamalar gitti. Niye? Az önce yapmış olduğum etiketleme. veya şimdi yazmış olduğum açıklamalar programla alakalı değiller. Onlar sadece kullanıcıya yönelik açıklamalardır. Size tavsiyem şu. Örneğin fabrikanın birinde bir yere iş yaptınız. İş yaparken de proje üstüne sembol tablosu oluşturdunuz veya proje üstüne açıklamalar yazdınız. O oluşturmuş olduğunuz dosyayı bilgisayarınızın bir yerinde saklayın. Çünkü gün gelip proje üstünde yenilikler yapmanız gerekebilir. Ya şunu diyebilirsin, ya PLC içerisinde zaten var. PLC zarar görür, yanar, içindeki programa ulaşamazsın. Veya PLC yanmaz, rektifiye yapman lazım, modifiye yapman lazım programda. Çektin programı ama program sana sadece program olarak geldi. Açıklamalar uçar. Bu sefer sen tekrar ot yolarsın bu neydi diye. O nedenle yaptığınız her türlü yarın öbür gün endüstriyel ortamdaki projelere bilgisayarınızın bir kenarına proje ismi, yapılan şirket veya makine ismi ve tarihle birlikte kaydetmenizde fayda var. Tamam. Bana sembol tablosu ve status kart ile ilgili bir şey soracak mısınız? O nedenle şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şu sembol tablosunu bundan sonraki işlerinizde biraz kullanın. Tamam. Başka bir şey daha. Örneğin bir program bloğunuz var elinizde. Yazdınız. Bir sürü satır var elinizde. Uzayıp gidiyor bu satırlar. Tamam mı? Sadece iki çıkışı merak ediyor olabilirsin veya sadece iki girişe merak ediyor olabilirsin. Ne yapman lazım biliyor musun? Burada örneğin 150 networklük bir tane, az önce kim yapmıştı? Sen yapmıştın değil mi? Orada bir 100 küsür networklük bir projem var. Şimdi iki çıkış seni merak ettiriyor. Örneğin iki çıkışa birden bakman lazım. İki çıkışa birden gelirsin status kartta, sadece şu iki çıkışı buraya alt alta yazarsın. İkisini aynı anda görme şansın var. Yoksa biri network 5 ile biri network 100'de ise aynı anda izleme online'dan çok zordur. Bir oraya gideceğim, bir oraya gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Burada yan yana hani arıza falan ararken bakma şansın daha yüksek. Soru var mı? Tamam.